Demek ki İl Müftümüz İsmail İpek Bey'in mesajının takdimi, İl Müftümüz Mustafa Soykök Beyefendi'nin özgeçmişinin takdimi, İl Müftümüz Mustafa Soykök Beyefendi'nin konuşmaları, cübbe sarık giyme merasimi ve çiçek takdimi, dua merasimi, kapanış. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Orta Camii'nin uzman imam hatibi Burhan Çakır hocamızı sahneye davet ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما teşekkürler, nazirler.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sayın İl Müftüm, Sayın Dekanım, Sayın Emekli İl Müftüm, Sayın İl Müftü Yardımcılarım, Sayın İlçe Müftülerim, kıymetli personelimiz, saygıdeğer misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Tekirdağ İl Müftülüğü Devir Teslim Töreni'ne hoş geldiniz. Bugün bir nöbet değişimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her idari görev büyük bir mesuliyettir, emanettir. Yaklaşık 4 ay devrede ettiğim görevin sahibi kıymetli İl Müftümüze tebliğ ediyorum. Kıymetli hocamın yeni görevinde hayırlı, bereketli, hizmetleri gerçekleştirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kısa bir açılış konuşması yaptım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim hepinize yardım etsin, bize güç kuvvet ihsan eylesin. Mürşid-i Azam olan Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Görev bilincimizi kalbimize tam manasıyla yerleştirsin. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Emekli müftümüz İsmail İpek hocamızın kıymetli Mustafa Soykök hocamıza mesajı var. Tekirdağ İl Müftüsü olarak atanan değerli kardeşimiz Sayın Mustafa Soykök'ün göreve başlaması münasebetiyle yapılan merasime katılamadığım için çok üzgünüm. Kıymetli müftümüze yeni görevinde başarılar niyaz ediyor. Programa katılan kardeşlerine ve Tekirdağ halkına sağlık, afiyet ve saadetler niyaz ediyorum. Yüce Mevla hepimize iki cihan saadeti ihsan eylesin. Dualarınızı bekler, selam ve saygılarımı sunarım. Tekirdağ Emekli İl Müftüsü İsmail İpek. Şimdi İl Müftümüz Sayın Mustafa Soykök hocamızın özgeçmişinin takdimi var. Bunu izliyoruz. Mustafa Soykök Beyefendi 1979 yılında Manisa'da dünyaya geldi. 1996 yılında Manisa İmam Hatip Lisesi'nden, 2001 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında İmam Hatip olarak mesleğe başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 ay süreli yüksek ihtisas eğitimini 2008 yılında İstanbul'da tamamladı. Vaiz ve uzman vaiz olarak uzun süre görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri New York'ta hizmetleri ateşleri emrinde görevlendirildi. 2010 yılında hadis alanında yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Diyanet İşleri Uzmanı olarak atandı. Başkanlığımızın manevi danışmanlık ve rehberlik kapsamında yürüttüğü gençlik çalışmalarının planlama ve koordinasyonunda görevler aldı. 2020-2022 yılları arasında Manisa İl Müftüsü olarak görev yaptı. 12 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tekirdağ İl Müftüsü olarak atanan Soykök, evli ve bir çocuk babasıdır. İyi seviyede Arapça bilmekte olup İngilizce ve İspanyolca'ya ilgi duymaktadır. Etkili iletişim, eğitim ve gençlik konularında konferans ve seminerler sunmuş olan Mustafa Soykök'ün çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve Uygarlıkların Çöküşü, En Sevgili, Gençler için Helal Rehberi isimli yayınlanmış 3 eseri bulunmaktadır. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Müftümüz Sayın Mustafa Soykök hocamızın kürsü teşriflerini alıyoruz. Bismillah, hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Dinimi bin İslam'ın tebliğ, temsil ve irşadında bizleri vazifelendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Önderimiz, rehberimiz, güzeller güzeli, iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun. İlahiyat Fakültemizin kıymetli dekanı, dekan yardımcımız, emekli İl Müftüsü Mahmut Hocam, kıymetli ağabeyim, İl Müftü yardımcılarım, ilçe müftülerimiz, şube müdürlerimiz, vaiz arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım, basınımızın güzide mensupları, Şehzadeler şehrin Manisa müftüsü iken, iyilik ve güzelliklerin şehri, hayırsever insanların diyarı,
nezaket ve zarafet şehri Tekirdağ müftüsü olarak atanmanın ve bugün ilk defa burada sizlerin dualarıyla böyle mütevazi bir berekete vesile olması niyazıyla mütevazi bir törenle göreve başlamış bulunmanın heyecanını hissediyorum. Lütfettiniz, teşrif ettiniz. Kadın kollarımız da burada var, şimdi fark ettim. Sizler de hoş geldiniz. Cenab-ı Allah bu çektiğimiz besmeleyi hep birlikte ekip olarak, manevi bir şirket olarak burada Tekirdağ'da inşallah bundan sonraki süreçte doğrultuda edeceğimiz vazifeleri hayırlı ve bereketli eylesin. Sözlerimin başında bu mesleğe Tekirdağ'da din hizmeti doğrultuda etmiş, vakıf çalışmalarımızda yer almış, ahirete geçmiş olanlar, geçmişlerimize, hocalarımıza rahmet niyazıyla, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet niyazıyla birer Fatiha olarak okuyarak başlayalım. El-Fatiha. İl Müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, devlette etmiş olduğumuz hizmet, Rabbimizin bizlere bir nimeti, bir ikramıdır. Türkiye Diyanet Vakfımız, isminde Türkiye olan, Diyanet olan, dünyanın dört bir yanında hizmetler devlete eden ve elbette Tekirdağ'ımızda da ilçe müftülerimizin, il müftü yardımcılarımızın rehberliğinde, geçmişteki müftü hocalarımızın rehberliğinde güzel güzel hizmetler devlete edilen bir hizmet sahası. Öyle bir mesleği icra ediyoruz ki hakkını verdiğimiz takdirde hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edecek bir hizmet alanındayız. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Yaşadığımız topluma karşı, Tekirdağlılara karşı, nezaket ve zarafet sahibi güzel insanlara karşı bir vefa borcumuz var. Bu toplumun önderleri, rehberleri, manevi danışmanları ve dini rehberleri olarak toplumun önünde yürümekten diyelim, bu toplumla beraber olmak durumundayız. Ben bütün ilçe müftülerimize, geçmişte il müftülüğümüzde tüm çalışan arkadaşlarımıza bu noktada teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıydı. Manisa'dan buraya atandım. Tekirdağ'ımızda çok güzel bir ekip var. İlçe müftülerimiz, müftü yardımcılarımız, kadın kollarımız var. Efendim, gençlik çalışmalarımız var. İnşallah hayırlara vesile olacak. Ekibimiz, bu güzel ekibimizde çok güzel yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektifle güzel hizmetlere muvaffak olacağımızı ben Cenab-ı Allah'tan ümit ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişte olduğundan hariç daha fazla sosyal alanlarda olacak bir hizmet perspektifini ortaya koydu. Yakın zamanlarda bundan 3-5 yıl önce Ulusal Meslek Standartları da yayınlanan Manevi Danışmanlık ve Dini Rehberlik diye bir alanı Diyanet İşleri Başkanlığımız devlete ediyor. Böyle bir hizmet alanı bizler için açılmış oldu. Sadece camiyle sınırlı değil, sadece Kur'an kursuyla sınırlı değil, caminin Kur'an kursunun temsil ettiği değerleri şehirlerimizin kalbine, şehirlerimizin gündemine alma, toplumumuza bu değerleri ulaştırma noktasında farklı alanlarda da artık çalışmalar icra ediyoruz. Birinci önceliğimiz gençlik çalışmalarıdır. Gençlerin gönlüne dokunmak, onlara ağabeyleri, hoca ablaları, hoca ağabeyleri olarak, hocaları olarak manevi anlamda dokunuşlarda bulunmak arzusundayız. Ve yine başkanlığımızın yeni perspektifinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız çok küçük yavrularımıza, bebelerimize o anlamda da destek olma noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığımız protokoller kapsamında çalışmalarımız var. Bu ikisi temel önceliğimiz olmakla birlikte manevi danışmanlık dediğimiz, manevi danışmanlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü önceden sağlığı tanımlarken insanın bedenen ve fiziki olarak ve psikolojik olarak iyi olma hali diye bir tanımlama getiriyoruz. Ancak artık gelinen süreçte sağlık tanımı insanın bedenen, fiziki olarak, psikolojik olarak, ruhi olarak ve manevi açıdan iyi olma hali. Dolayısıyla bu
bu noktada bize görevler düşüyor. Engelli kardeşlerimiz, engellilere yönelik manevi destek hizmetlerimiz. Bağımlılıkla mücadele noktasında İl Sağlık Müdürlüğümüzle Yeşiler'den inşallah işbirliği içerisinde yapacağımız güzel çalışmalar. Bunun dışında efendim roman kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız. Kur'an kurslarımız, hafızlık kurslarımız zaten var. Ama hayatın her bir alanında KYK yurtlarımızla, manevi danışmanlarımızla inşallah geniş bir çerçeve içerisinde bu hizmetlerimizi derutte edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın hizmetlerimizde yar ve yardımcımız olacağına inanıyoruz. Ekibimizin gücüne inanıyoruz. Tekirdağlıların kıymetli hemşehrilerimizin, ben artık İzmir Bergama'yım ben aslen. Doğma büyüme Manisa'dayım. Çanakkale ilahiyat mezunuyum. Biraz bu şehrin sosyolojisine, ekosistemine biraz alışkınım. Manisa'da İzmir, Manisa'da 2 sene daha görev yaptım. İzmir, Manisa, Tekirdağ, Çanakkale. Bu çerçeve inşallah Tekirdağ'ın ekosistemine uygun. Halkımızın, vatandaşlarımızın dini taleplerine ve ihtiyaç hissettikleri manevi danışmanlık hizmetine uygun. Hep birlikte bu güzel ekiple çok güzel çalışmalar icra edeceğiz. Huzurlarınızda bir besmele çekmek istiyorum. Hatta hep beraber çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Diyanet Vakfımızı çok aktif kılmak durumundayız. İlçelerimizde de, ilçe müftülerimiz, Allah hepsinden razı olsun, dinamik arkadaşlarımız. Kadın kollarımızı gerekirse il merkezini ilçelerimizde de kurarak, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gençlik kollarımızın aynı şekilde, şehrimizde hayri yardımların da öncüsü olmak ve kadınlarımıza da dokunmak, manevi anlamda üzerimize düşen borcu yerine getirmek istiyoruz. Kıymetli dekanımız, hocamız lütfettiler, dekan yardımcımızla birlikte teşrif ettiler. Bütün bu çalışmalarımızı icra ederken ilahiyat fakültemizde, üniversitemizde işbirliği içerisinde olacağız. Ve yine yeni Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımız, biraz kurumlar arası iletişimin, koordinasyonun ayrı bir bereketi olacaktır inşallah. Bu koordinasyonu da sağlayarak Allah nasip ederse, güzel hizmetleri Cenab-ı Allah nasip ederse, biz süpermen değiliz, elimizde bir değnek yok. Cenab-ı Allah lütfederse, lütfettiği kadar biz bu hizmetlerde gayret edeceğiz. Ama Rabbim çalıştığımızda, gayret ettiğimizde, birbirimize omuz verdiğimizde, gönül verdiğimizde bu işi neticesiz bırakmayacaktır. İnşallah güzel hizmetlere bir başlangıç olsun. Tekirdağ'da çok güzel hizmetler yaptık geçmiş dönemde. Ancak bu bir bayrak yarışı. Şimdi yeniden daha hızlı koşarak, daha hızlı efendim hareket ederek toplumumuza ulaşmak için yeni stratejilerle inşallah halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Ben tekrar teşvikleriniz için teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, nezaket gösterdiniz. Bugün bu buluşmamız tatlı bir hatıra olarak kalsın. İnşallah zamanında böyle bir besmele çekmiştik. Şöyle güzel hizmetleri hep beraber yapmıştık diye yad edeceğiz. Bir gün bugünü hatırlayacağız. Bak ne güzel bu konferans salonumuz da Allah razı olsun, bak ne güzel olmuş. Emeği geçen herkesten. Bu salonda çok bereketli işler olacak. Sadece bu salonda değil. Din işi, maneviyat işi duyguyla alakalıdır. İnsanların, toplumumuzun dini duygularını nasıl harekete geçirebiliriz? Onu da yapmalıyız. Dolayısıyla pek çok etkinlikle, sahada daha fazla olarak, milletimize daha çok ulaşarak inşallah, bir Tekirdağ'da bir gazetemiz, ben Manisa'ya başladığım zaman 2 ya da 3 yerel gazete Türkiye'nin en genç il müftüsü diye manşet atmıştı. Ondan sonra hakikaten Türkiye'nin en genç il müftüsüydü o zaman. Sonra geçtiğimiz 8-10 ay önce hatta il müftümüz, benden 6 ay küçük. O atanınca o ünvanı kullanmamaya başladım dedemem. Sonra kızdım ona hatta, benim ünvanımı aldın elinden diye. Sonra tabii ihtiyar edeceğiz hocam.
Mahmut Hocam, dünya böyle, her yer şimdi güzel diyorlar. Ben şimdi Mahmut Hocam'a imreniyorum değerli hocam size. Ömrünüzü din hizmetine adamışsınız, emekli olmuşsunuz, Rabbim sağlık ve afiyet versin. Nice yıllar inşallah, hala da aramızdasınız, mutlettiniz, geldiniz. İsmail İpek Hocam da aynı şekilde, hala üniversitede derste gidiyor İstanbul'da. Ha ne diyorum, Türkiye'nin en genç bir müftüsü diye ben bir ayda gittim. Sonra tekrar atandım ya, ne olacak ne edecek derken bir hangi gazete bilmiyorum, internetten yayınlandı herhalde, belki siz görmüşsünüzdür. Tekirdağ sosyal müftü atandı diye bir haber yapmış. O da güzel ama biz hep sosyaliz, hepimiz sosyaliz. Ekip halinde Tekirdağ'da daha sosyal bir, daha arazide çok güzel cami merkezli etkinliklerimiz hep oldu, olacak. Onu yeni bir stratejiyle yeni toplar çevireceğiz, yeni maçlar yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Sayın Müslüm'de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, başarılı vazifeler diliyoruz. Hocamızı yerine almadan önce cübbe satıp giyme merasimi ve çiçek takdimi için İl Müftü Vekilimi Sayın Yusuf Bektaş hocamızı sahneye davet ediyor. Buyurun hocam. Oğlum tarafa gitsin.